Herkese merhaba. Bugün size ruh akıtan sürecimden bahsedeceğim. Daha doğrusu ben başka bir ilaç kullandım. Ben Acne Trend kullandım. O da aslında aynısı ama bir tık daha az zararlısı diyebilirim. Ben küçüktüm diye bana bu ilacı verdiler. Acne Trend ilacını verdiler bana. Süreci anlatmaya başlıyorum size. Ben 8. sınıfa geçtiğimde, yani ergenlikle birlikte ilk regl olmamla beraber sivilcelerim bir başladı, bir daha da asla ve asla düzelmediler. Denemediğim ilaç kalmadı. Gerçekten şu anda hani piyasada olan, yeni çıkmışlarsa bilmiyorum tabii, piyasada olan bütün sivilce ilaçlarını kullandım. Hepsini. Bir ara yüzüme şey yapıyordum. Gece uyurken alkolle, saf alkolle temizleyip yüzümü. Sonra bir kür gibi bir şey vardı eczaneler. Doktor hazırlamıştı, hatırlamıyorum. O kadar çok ilaç kullandım ki. Onu sürüp yatıyordum ama o saf alkolü yüzüme sürerken, ilk başlarda böyle buralara sürerken falan böyle gözyaşları akıyordu. Gözlerim yanıyordu. O kadar hani güçlü bir saf alkol, yani daha ne olsun. Gözlerim yanıyordu böyle. Daha sonrasında alışmıştı artık. Yüzüm sürüyordum, gözlerim bile yanmıyordu. Yüzüm alkole alışmıştı. Şu anda yüz temizleme jellerinde bile hani içinde alkol varsa almıyorum yani. Daha alkolsüz, daha temiz, saf içerikli şeyler bulmaya çalışıyorken bildiğimiz saf alkolü yüzüme sürüyordum ve bu bile etki etmemişti. O Imex'ler, bir tane vardı adını hatırlamıyorum, böyle şey bastırıyordun şeyi sivilcenin üzerine. Şey gibi böyle file file bir şeyler vardı, kurutuyordu sözde. Neyse o Imex falan mesela hiç asla bir işe yaramadı bende. Neyse çok ilaç kullandım. Senelerce ilaç denedim. 8. sınıfta başladı dediğim gibi. Ben Roaccutan'ı, yani Acne Trend'i 11. sınıfta kullandım. Çünkü o sürece kadar bana vermediler. Küçüğüm diye bana o ilacı da vermiyorlardı. Bu en son gittiğim doktorda da bana yine bir işte 2 ay boyunca bir ilaç kullanmam gerekti. Hani eğer cildim buna tepki verirse Acne Trend'i geçirmeyecekti. Bu ilaçla devam edecektim. 2 ay boşu boşuna onu kullandım. Hiç de bir işe yaramadı. Yüzüm nasıldı size anlatayım. Yüzümde böyle yer yoktu. Hani yüzümde ten rengi olan yer yoktu. Çünkü sivilce çıkıyordu. Sivilce çok uzun süre kalıyordu. Sivilce gidiyordu ama kırmızılığı kalıyordu. Zaten her yerimde sivilce vardı. Sivilcelerin üzerinde sivilce çıkıyordu. Hani böyle buralarımda mesela şey, ben hiç sivilce patlatmam yani. Zaten çok midemi bulandırıyor öyle şeyler. O siyah nokta sıkma falan aşırı midemi bulandırır benim öyle şeyler. Kendime daha yapamam yani. Videoları falan çıkıyor Instagram'da, karşıma midem kalkıyor. Neyse. Buralarımda falan iz kaldı benim. O izin sebebi de sivilce çıkıyordu. Altından tekrar sivilce çıkıyordu. Ve üsttekini patlatıyordu. O şekilde düşünün yani. Çok fena bir şekilde sivilcelerim vardı. Daha sonra artık o 2 ay ilacı kullandıktan sonra doktor bana dedi ki artık seni başlatabiliriz bu ilaca. Bu ilaca beni başlatırken kilomu sordu, boyumu sordu. Şey, küçüktüm o zaman, lise 3, ay kilomu yalan söylesem mi acaba falan, o triplere girmiştim. Sakın öyle bir şey yapmayın, kilonuza ve boyunuza göre o ilacın miligramını ayarlıyor. Neyse, tartıya çıkardı Allah'tan beni, yalan söyleme fırsat bırakmadı. O şekilde benim kilom ve boyumu ölçtü. Hatırlamıyorum o süreçte işte kilom kaçtı. Çünkü 11. sınıftım, yani bayağı oldu. Neyse, daha sonra da ilacı yazmaya başladı o miligramına göre. Her ay gidip kan veriyordum. İşte çünkü içinize etki ettiği için bu ilaç, kanla bakıyorlar, değerlerinizde bir değişiklik varsa artık ilacı kesebiliyorlar yani belli bir sürede. Yani bu ilacı gidip de gideyim eczaneye alayım ben de kullanayım gibi bir şey yok. Hani doktor kontrolünde olması kesinlikle gerekiyor. Çünkü mesela ben ilk ay 10 miligramla başladım vücuda alıştırmak için. Akşam yemeğinden sonra 10 miligram içiyordum. İkinci gittiğimde işte kan alıyor. Kan testinin sonucunu götürüyorsun, ona göre ikinci ilacı yazıyor. İkinci gittiğimde 20 miligram, yani sabah 10 akşam 10 içmeye başladım. Üçüncü gittiğimde 30 miligram oldu. Sabah 10 akşam 20 içiyordum bu sefer. Daha sonra 3 ay boyunca 40 miligram 20-20, yani sabah akşam 20-20 içtim. Daha sonra yaza doğru geliyordu zaten. Yaza gelirken de miligramları düşürmeye başladı işte. 30-20-10 diye düşürdü ve zaten güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Kışın bile güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Bu ilacı yazın doktorlar vermiyor diye biliyorum zaten. Ama verirlerse de sakın ha. Sakın yani. Ben hatırlıyorum Mayıs gibi. Mayıs yani ne kadar güneş olabilir? Güneş çıkıyordu.
Ve benim gözlerim yanıyordu. Gözlerimi açık tutamıyordum yani. Çünkü bu ilaç sizin içinizi kurutuyor arkadaşlar. Dudaklarınızı kurutuyor, yüzünüzü kurutuyor, saçlarınızı kurutuyor. Ben mesela benim saçlarım çok kuru. Hala daha çok kuru. Belki de o ilaçtandır diye düşünüyorum hala daha. Zaten ilacı ilk almaya gittiğimde ben şey dedi doktor. İlk annem yanımda ve ben 11. sınıftayım. Bana şey dedi. Sakın 2 yıl boyunca hamile kalma. 11. sınıftayım, annem yanımda. Ben de ha, tamam falan dedim. Sonra tekrar tam çıkıyorum, sakın hamile kalma dedi. Tamam dedim. Sonra bir kağıt vardı işte reçete, onu unutmuşum. Gittim onu almaya tek başıma, annem yoktu. Bak sakın hamile kalma tamam mı diyor, dedim. Tamam, tamam yani. Küçüğüm daha o zamanlar. Neyse. Öyle yani, bu ilacı kullanırken 2 yıl boyunca da hamile kalmamak gerekiyormuş. 2 yıl boyunca vücuttan atılmıyordu yani. Düşünün, çok etkili bir ilaç, çok güçlü bir ilaç. Herkese vermiyorlar zaten. Her sivilcesi olan, benim sivilcem var hadi gideyim deyip vermiyorlar. İlacı vermeden önce sizi tedavi ediyorlar. Birkaç şey, başka şeyler deniyorlar. Direkt bunu vermiyorlar. Zaten 2-3 tane sivilceniz varsa da gidip bu ilacı kullanmayın, değmez. Çünkü sizin sadece yüzünüze etki etmiyor, bütün psikolojinize etki ediyor, bütün her şeyinize etki ediyor. Klimanın karşısında oturamıyorsunuz çünkü gözleriniz o kadar kuru ki, ben klimanın karşısında oturduğumda hop hop gözyaşları böyle akmaya başlıyordu. Dudaklarım aşırı derecede kuru. Zaten dudak kuruluğu hani bunun şeyi fix, hani eğer Roaccutane kullanıyorsan dudağın kuruyacak yani. Ama nasıl bir kuruluk biliyor musunuz? Böyle gece eğer krem sürmeyi unutmuşsam sabah uyandığımda böyle kalıyordum. Gülemiyordum. Gülersem böyle dudağım yarılıp kanıyordu. Korkutmak istemiyorum sizi ama bu böyle. O süreçte de ben Hametan krem kullandım hep dudağıma. Hani Hametan yaralara sürülen krem var ya, dudağımı kullandım. Çok güzel nemlendiriyor. Eğer dudağı çok kuru olan birisi varsa Hametan'ı kesinlikle öneriyorum bu arada. Haberiniz olsun. Neyse, dudaklarınız çok kuruyor. Her saatte bir filan o kremi sürüyor olmanız gerekiyor. Bu arada bu ilacı kullanırken ilk başta sivilceyi kusturuyor. İlk ilacı içmeye başladığınızda ne varsa cildinizin altında bunları kusuyor. Ama benim cildimde az önce de anlattığım gibi o kadar doluydu ki hani kusacak hiçbir şey yoktu. Zaten cildim çok sivilceliydi. Kusmadı. Benim yavaş yavaş geçirmeye başladı. 2 ay geçtiğinde bu ilacı kullanmaya başladığımda 2 ay geçti. Bu arada ben ilk başta hani kusturuyor falan dediler ya, ben bir depresyona girdim. Ben 2-3 gün böyle cidden depresyona girdim. Çünkü yüzümde zaten yer yok. Daha ne sivilce çıkacak diye düşünürken Allah'tan ki öyle bir şey olmadı. Sivilcelerimi geçirmeye başladı. Sivilcelerim söndü. Böyle yüzüm dümdüz oldu ama o kırmızılıkları kaldı. Daha sonra o 5. 6. aya doğru tamamen yüzüm pürüzsüz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Ama arkadaşlar bakın, bu çok önemli. Burada herkes aynı hataya düşebiliyor. Yüzümde hiçbir şey kalmadı, artık ilacı kullanmama gerek yok demeyin. Çünkü dediğim gibi ilk başta da bu ilacı sizin kilonuza göre veriyorlar. Yani vücudunuzun neye ihtiyacı varsa ona göre veriyorlar. Eğer erken bitirirseniz bu ilacı tekrarlama olasılığı yüksek. Ki benim arkadaşım aynı şekilde. Biz onunla aynı zamanlarda içmeye başladık. O bitirdi ilacını. Erken bitirdi. Yani doktor bitir demeden bitirdi. Şu anda tekrar kullanıyor ilacı. Yani o yüzden de tekrar çekmenizi istemem. Eğer hani benim de sivilcelerim bitmişti ama ben 8 ay kullandım ilacı. Hani 6. ayda hiç sivilcem kalmamıştı ama her gün içiyordum yani ilacımı. Yani 2 ay daha içmeyeceğiniz diye tekrardan oluşmasına yazık yani. O kadar süreye yazık. O vücudunuza yapılana yazık. Karaciğerinize yazık. Dudaklarınıza yazık. Saçlarınıza yazık. O yüzden ilacı bitirin. Sivilceniz olmasa da doktorun verdiği sürede siz bu ilacı bitirin. Ben çok iyi hatırlıyorum eskiden. Hani ben 5 sene falan boyunca hiç cips yemedim ki cipse bayılırım, çok severim. Hiç yemedim. Çünkü zaten yüzüm sivilce dolu. Cips yediğim anda yani nasıl anlatayım? Daha iltihaplı, böyle içi dolu dolu iltihaplı sivilcelerim çıkıyordu. Çikolata yiyordum, sivilcem. Zaten yesem de çıkıyordu, yemesem de çıkıyordu. Artık diyordum yani yiyeceğim, ne yapayım? Ama cips cidden çok etki etti. Hani bir anda çıkarıyordu. Hala daha cips yediğimde çıkıyor. O yüzden işte 5 yıl boyunca hiç cips yemedim. Kendimden gerçekten çok verdim. Bütün ilaçları denedim. Her şeyi denedim ama geçmedi. Bu ilacı kullandım. İyi ki de kullanmışım. Her zaman söylüyorum, bu ilacı çıkarandan Allah razı olsun. Yine olsun, yine kullanırım. Çünkü hani hayatımı değiştirdi diyebilirim yani. Yüzüm fondötenle falan kapanmayacak şekildeydi. Çünkü hani böyle şeyler oluyor ya, böyle dalgalı dalgalı. Öyle olurdu yani. Yüzüm hiç denemiyordum bile fondöten. Artık o kırmızılıklar da çıkıyordu, ne yapayım.
Teşekkür ederim Ruha Kutan'ı bulandan, Akne Trend'i bulandan. Yani bu ilaçtan korkmayın. Tamam bir süre sizi etkiliyor ama bakın 11. sınıftaydı. Şu anda hala onun ekmeğini yiyorum, hala daha rahatım. Şu anda sivilcelerin regl olacağım zaman çıkıyor. Aşırı çikolata ve cips yediğim zaman çıkıyor. Ama bunlar normal. Zaten normal insanda da aşırı cips yediğinde, çikolata yediğinde veya regl olacağında çıkar. Hani benim eskiden normal değildi. Düzeldi. Şu an normal bir insan şeyindeyim. Yani ha iki tane sivilcem çıktı, tekrar mı sivilcelerim başlıyor falan, böyle sıkıntılara girmeyin. Olabilir yani, çıkabilir. Ama o kadar aşırı çıkmıyor. Ben bu arada şu anda yüzümde mesela sadece işte göz altında kapatıcı var, rimel var, işte allık sürdüm. Onun haricinde hani ben BB krem, fondöten falan kullanmıyorum. Hiçbir videomda kullanmıyorum. İlk baştakilerde hani kullanıyordum ama kullanmıyorum çünkü yüzüm zaten atıyor, istemiyor öyle şeyleri. Hani yüzüm bu şekilde şu anda ve böyle durabiliyor olmama çok şükür. Şunu da söylemek istiyorum. Keşke bana daha önceden verselermiş bu ilacı. Çünkü az önce de söylediğim gibi ben sıkmasam da sivilcelerimi, kendi kendilerine patlattıkları için lekeler illaki kaldı. Bunların çözümü var mıdır, yok mudur tamamen bilmiyorum. Var diyenler var, çok da inanmıyorum açıkçası. Çünkü göçük şeklinde olan şeye ne kadar etki eder bilmiyorum. İleride deneyeceğim, illaki deneyeceğim. Onu sizinle paylaşırım. Eğer sizin de böyle probleminiz varsa bence bir an önce doktora gidin. En azından hani o hemen vermiyorlar dedim ya, o süreç hemen bitsin ve daha fazla lekeler oluşmadan, yani ilerisi için şimdiden bu ilacı kullanın. Yani doktor tabii ki veriyor, ben bunu diyorum diye hani gidin ilacı kullanın demiyorum ama ihtiyacınız varsa doktor bunu görür ve verir zaten size. Bu arada bu ilacı kullanırken hani dedim ya size 6 ay sonra sivilceler geçiyor, 8 ay kullandım falan. Ya o 2 ay boyunca ve neredeyse 1,5 sene sonra, hani ilaç bittikten 1,5 sene sonra kadar yüzüm bebek gibiydi. Parlıyordu böyle, gerçekten cildimin hayatım boyunca hiçbir zaman bu kadar güzel olduğu bir dönem olmadı. Bebekken filandır anca. Cilt çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama sonra o etkisi gidiyor tabii, normal insan cildine dönüyor. İlacı kullanırken mutlaka mutlaka güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Güneş kremi zaten hepimizin kullanması gerekiyor yaz kış. Hani farkında değiliz ama o ilacı kullanıyorken mutlaka, zaten doktor hani bunu illaki diye söylüyor. Yani dudağınız kuruyor, işte saçınız kuruyor falan tamam ama sizi gerçekten güzelleştiriyor ve yüzünüzü düzeltiyor. En azından ya ben uyurken bile hani acı çekiyordum artık. Çünkü yanaklarım falan çok sivilceliydi ve yan yatıyorum artık canım yanıyordu falan. Bunların geçmesine sebep oldu. Bu ilaçtan asla korkmanıza gerek yok. 8 ay, 7 ay doktor kilonuza göre hani ne kadar miligram kullanacaksanız zaten süresini belirliyor. Bu arada hani ben 10 miligramla başladım ama direkt 40-40 da başlatabilir. O sürede daha kısa sürer. İşte havanın durumuna göre, eğer yaza doğruysa daha az miligramlı veriyor. Bu şekilde. Hiç korkmanıza gerek yok. Hiç merak etmeyin. Sonuç çok güzel oluyor. Çok da mutlu oluyorsunuz yani. Belki şu an bana bakıp ha bu mu sonuç, iyi olan bu mu diye olabilirsiniz. Benim için iyi olan bu. Umarım sizin için de iyi olan en iyisi olur yani. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer kullanmış olan varsa veya şu an kullanıyor olan varsa bana isteyen, hani istediği gibi soru sorabilir bu konuda. Çünkü profesör oldum yani. Sivilce konusunda bir numarayım. Çok uğraştım çünkü senelerce. Kendinize çok dikkat edin. Çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.